Bir dakika. Yo da müsait bir yerde bir şey bir çay içmeyeyim. Müsait bir yerdeyiz. Şurada da mı? İçemem. Hemen. Sıkıntı yok. Bekliyorum. Taksimetre yazsın ya. Silerim, sıkıntı yok. F11 miydi? Ya ben Smokey'e bunu paslarım, sonrası tamamıyla onda. Ya o bana güvenmeye de bilir bu arada. Ama Smokey'e verebileceğim en büyük şey bu. Smokey dediğim şey yanlış anlamayın. Benim karakterimin şu ana kadar biriktirip verebileceği en büyük şey bu. Yani yayında denk geldi ya. Yayında denk geldi. Yayını kapatmak da istemedim. Ya çok bilmiyorum, gereksiz bir hareket. Ben sadece oyuncuların sürprizi kaçsın istemiyorum. Ha, bu arada bu olmayabilir yani, şu an Leo'da patlayabiliriz. Sadece Leo'ya götürüyorum her şeyi. Açarım, Hyperion'um açarım. Ya off-stream rol tabii de. Şimdi iki tane açı var. Tabi izleyici bilmeden plot twist'i bir anda yayında da yaşayabilir. Çünkü bir sürü izleyici aslında öyle yaşayacak. Bakma. Bir sürü izleyici bir şey olursa farklı bir şekilde izleyecek. Bunu bilenler de farklı bir keyifle izleyecekler. Yani aslında şanssız gibi görme kendini, ama hala olacak diye bir şey yok. Yani şu an her an patlayabilirim yani. Her an patlayabilirim. Kulümeç bir şey mi ki? Düştüm. Southside'deki kiliseyi sürüyorum. Yani kilise dedi de sonradan şey hepsi. Kulümeç açacağım dedi ama açmamış şeydi. Yani kiliseyi sürdü. O yüzden illa ki bağlarız bir yeri. Tamam. Southside'e gidiyoruz ha. Ha, Berem'i sormuştun ya bir yere. Ben boş ver falan çekmiştim seni. Nisiye? Evet. Ben bir yere kaçırıldım ya düştüm. Berem'i de Onu ben önder herhalde. söylemedim. Onu Yekta'lar söyledi. He, hatırlayamadım bir yer. Pardon. Yenisini alacaktı, bir türlü parayı denkleştirmedim. Yani pahalı bir berem. Aptal mısın? Kaçırdığını ben biliyorum zaten. Ne kadar biri? 250 dolar. Senin için yani öncekinin manevi değeri daha fazladır diye düşünüyorum. Yani yenisini alsak da o aynı duyguyu yaşayamazsın bence. Ne diyorsun? Aynısını alsak dedim, bir daha söyle. DK? Aynı. Evet. Kafam o kadar çok karışık ki ben. O kadar çok şey düşünüyorum ki. Beyin sıkışması yaşıyorsun değil mi şu an? Ne hiç? Şu an o kadar çok şey düşünüyorum ki anlatamam bak. Düğmezlikten geliyorum. O kadar küçük. Yani benden minimum bu çıkardı zaten, biliyorsun. Yani şey dedim, dönüşte öncekinin bir manevi değeri var mıydı senin için? Hayır dostum, sadece seviyorum, bereyi seviyorum. Yani kalkıp yenisini O alırsam zaman manevi değeri yenisini de kaybolmaz. alırsak, yani yenisini alırsak aynı duyguyu yaşarsın Yani yani. duyguyu yaşarım, evet. Hemen ben onu da alırız, sıkıntı yok. İlişkin burada da motorcular var. Her yerde motorcu var. Amına koyacağım ya. Amına koy. Hepsine drive'a atacağım, amına koyayım. Az kaldı, az kaldı. Hepsini sikeceğiz. Ve çiftlerin özünden saygılı insanlar. Silahımı tekrardan geri Sinirim vermiş. bozuldu. Dostum, zaten Angels of Death'in bizle bir problemi yok, amına koyayım. Adamlar sadece radarlarına girmişiz. Ne demek? Bir Benim şart problemim falan da olmadığı insanı sunmadılar. bile söyerim yani. Ben söyerim yani. O an çünkü yani biz küçük düşürülmüş durumdayız. Şu an hiçbir sikimle cevap veremem zaten. Silahımı ne koyayım? Az önce cebime koyarım. Sikim demem. Ne yapacağım? Hiçbir şey. Dostum yani o Yapamayacağım. artık nasıl düşündüğüne bağlı. Şimdi kalkıp balistikte seri katil çıkma amına koyayım.
O açıdan düşündün mü? Göydüz. Beni bayağı taşak geçtiler. Bayağı ikşidik yaptılar. Ama ağzımı bile açamadım. Ağzımı açamadım. Ne zannediyorsun? Adam küpemle oynadı amına koyayım. Yani elini var ya kulak... Yani kulağımın içine soksa teşekkür edeceğim herife. Öyle bir noktadaydık yani, haberin yok. Bir günümüz sakin geçmezse de orospu çocuğuyum. Gelmiş bana niye Türklerle takılmıyorsun, siyahlarla takılıyorsun diyor. Aptal mısınız emine koyayım? Türkler benim bir sikimle anlıyor mu sence? Ben eğlenemiyorum Türklerle. Yanındaki pirice sürtük diyorum emine koyayım. Gelmiş bana karşı çıkıyorlar niye kadına sürtük diyorsun diye. Hey yo, shut the fuck up. Hadi ama taşak mı geçiyorsun? Back, Big B. Düştüm, beni Leo konum etti. Tamam, Back, Big B. Sakın pot kırma, her şeyi açık açık açıklıyoruz. Yok düştüm, açık olmadığım sürece şu an kurtulamayız. Yani öyle bir durum var. Ve gerçekten, gerçekten bencil bir orospu çocuğu olsaydım, şu anda aslında daha büyük bir şansım vardı ama ben gerçekten bak, tedavi etmem gereken bir durum var benim de üstüm, tamam mı? Çok ayıma karış. Benim üzerimden bir şey bulursa ona nasıl cevap vereceğiz? Sen de ne bulursa? İşte geçen gün DK ile konuştuk. Neden? Bu tarz bense dersi. Tamam, konunun senin için patlama gibi bir durumu yok üstüm. Onu merak etme, tamam mı? Tamam. Yani gerçi o durumda konu bana siksen geldi. Sen bilmiyordum çekersin biter gider. Yani Bilbin'in her zaman bir işler karıştırdığını biliyordum ama çok uğraşmıyordum dersin ve biter ve gider yani. Hiç. Gerçekten senaryolar. En yıl efendim diyor. Evet, Bilbin'e gelmiş. Konuma geliyoruz şu an. Tamam. Adam 5 dakikanız var, bekliyoruz dedi amelik. Yani sinema ya, bir kesi götüme sokayım, bir de zıplayayım istiyor sen de üstüm. Arabayı biliyorsun. İzledim, yakın sıkıntı yok. Navigasyonuna kaç dakika gösteriyor, baksana. İyi, bakayım. Adamım, Vermut trafik kırmızı. Öyle biraz sıkıntı yaşarız. buralar zaten yeşil. Buralar yeşil, burada sıkıntı yok ki. Bu aşağı doğru bir yol iniyor. Bailey Canyon Road diye. Orada kırmızı ışığı ya. Benim olsun öyle biraz dikkatli sürüp yaklaşık 3 dakikamız 5. Tamam. Zaten Vaymut tarafına geldik. Bir tanesi şeye... Efendim diyor. Tamam. Geliyoruz. Otoparkın ilk katı arka taraftaysaydı. Otopark versin sıkıntı. Sıkıntı. Enes'in demir üstüm ya. Birazcık gerilme artık. Beni gerçekten geriyorsun ya. Otoparkın ilk katı... Nerede ben? Otopark nerede amına koyayım? Burası otopark işte amına koyayım. Bak şurada merdiven görüyorum. Merdiven görüyor musun? Ne içemem köyüm. Ben sana bir şey diyeyim. Biz yanlış geldik. Orası bir çocuğum ki yanlış geldik. Halbuki otoparkın ilk katı demedi mi de üstü? İyi. Tamam bir dakika. Yani bu konu burası mı? Düştüm. Yani böyle yerlerde konumu böyle 20 metre falana kadar beklemek gerekiyor ya. Evet. Muhtemelen burada bir yer dedim. Tamam. Yukarı çıkmayın dedi. Arka tarafa doğru. Arka tarafa değil. Yukarı çıkmayın dedi. Yer raydik amına koyayım hadi. Ben sana ne dedim? Ben kadar... Hoş bulduk, hoş bulduk. Yo, öncelikle saygılarımı sunuyorum Leo.
Hoş geldiniz, hoş geldin. Gel yaklaş. Sizle mahallede buluşmak istemedim çünkü bir kez zaten senin bizim mahalleyle çok alakan yok. Ne hiç? Senin de artık yok. Yani henüz yok ya da bu sana bağlı. Evet dinliyorum. En son duyduğum DK'den sizin ikinizin dost olduğu ama DK'in hiçbir boktan haberi olmadığı. Doğru mu DK? Yalnız son beni güzel. Hiç, dövüş, dövüş. Ve DK'in 50 bin dolar borcu oldu. Şimdi bu çok bir para değil mi? Brody. Evet, evet, baya. Evet, bekliyorum. Neden 50 bin dolar borcunuz var? Nasıl oldu? Neden sen sana dostum diyen bir adama hiçbir şeyini doğru anlatmadın? Nedir olay? Artık benim sana her şeyi tamamıyla anlatabilecek serbestliğe gelmemin sebebi şey ha öyle sonunda... mi ki? Ben o haberim yok. Şu an o serbestlikte misin? Ben de bazı şeyleri öğrendim. Yani öğrenmek zorunda kaldım. Bak diyor, olay şu. Tamam mı? Öncelikle mahallenin başına herhangi bir kötü bir şey getirdiysen bunun için özür dilerim. Ama gerçekten kötü bir şey getirseydim burada olacağımı düşünmüyorum. Olay şu. Ben şu ana kadar ağzımda silah dayalı bir şekilde geziyordum. Birilerinin tehdidi altında geziyordum. Birilerinin bir şeyleri öğren... Ya bir şeyleri benim okumam durumunda ölme şansımla geziyordum. Evimdeki insanlara doğruyu söyleyemedim. Çünkü bana öyle bir baskı kuruldu ki polisin içinde olmakla beraber her yerde adamları olduğu söylendi. Ben de bunun gerginliğiyle kimseye gerçekten içimi düzgün bir şekilde dökemedim. Kime bulaştın sen Brody ya? Kimmiş o polisin içinde adamları var, her yerde adamları var? Leo, ben 2 yıl boyunca düzgün bir şekilde evimden uzak kaldığım dönemde, yani bu dönemin ardından sana geldikten sonra ve bazı şeyleri yanlış anlayıp kendi yoluma taksiciliğe yanlış anlama çıktıktan sonra benim yolum bozlara düştü. Bozlar. Evet. Belli sohbetler ve belli bir zamandan sonra belki de beni birkaç işini yapabilecekleri bir poşet ya da bir adam olarak gördüler. Ve sen de bundan zevk mi aldın? O sırada tek şansımı olarak gördüm. Bundan tabii ki de zevk almadım. Bana söylenen bunun yayıldığı durumda herhangi bir şekilde benim öleceğimdi. Silah zoruyla bazı şeylerini yaptım. Kafama silah dayadılar, bunu yapacaksın dediler. Ve bu olay yayıldı. Ve ben de artık bunu sana da dürüst bir şekilde, rahat bir şekilde söylemekten artık başka bir çarem de kalmadı. Yani normalde zaten bunu ben sana söylemek istiyorum. Ama sana getirdiğim bir şeyin herhangi bir şekilde bilgin kayması durumunda adamlar bana benim kafama sıkacaklarını söylediler. Bunu kafama silah dayayıp mermiyi de silahın ağzına verip söylediler. Sana al bu malı ve kilisenin orada bir adam var. Onu bul mu dediler? Hayır. Bana al bu malı dediler. Ve gerisini sana bırakıyoruz dediler. Sen de... Bakalım neler yapabileceksin dediler. Ben de yani... doğruya doğru konuşmam gerekirse cebime biraz para koyabilmek için Southside'daki eski arkadaşlarımla konuşmaya başladım. Bayağı çevredeki insanlara sorular sordum. Sohbet ettim. Sonra kilisenin yanındaki adamı gördüm. Çok özür dilerim. Pardon. Uçak modunu alayım. Bir dakika. Bunu oradaki adamla tanıştım. Cebimde birkaç malın olduğunu ve bana birkaç böyle crackhead'i bağlayabilecek kişinin onun olduğunu öğrendiğimi söyledim ona. Sonra zaten haber sana geldi ve ben bir şekilde yine bu noktaya düştüm.
Benim anlamadığım şey şu. Brody. Sana, seni kullanmak için sana mal verdiler. Senin evet. Aciz paraya ihtiyacı olan, zor durumda, belki de aç gözlü bir adam olduğunu anladılar. Ve mallarını sana verdiler. Bu kısım beni hiç alakadar etmiyor. Zaten haberim de yok. Çünkü bana gelmedi. Beni alakadar eden kısım, sen hangi akılla bunu benim mahallemde, senin mahallen demeyeceğim, seni mahalleden birisi olarak görmüyorum. Hangi akılla bizden habersiz, bizim fark etmeyeceğimiz şekilde gidip Franklin'le çalışarak eritebileceğini düşündüm. Şehirde milyonlarca adam var. Gidip konuşup malı satabilirdin. Benim de açıkçası sikimde olmazdı. Neden? Bu konuda ben boss sana dediyse git kilisedeki adamla konuş ve bu malları onun müşterilerine hayır, sat. Hayır hayır öyle bir şey söylemedim. O zaman ben boss'la bozuşurum. Hayır hayır Leo. Ama yanlış anlaşılmamışsın. Hayır dostum öyle bir şey olmadı. Ben gerçekten kendi kaynaklarımla, bak sana yemin ederim şu an yalan söylemek için hiçbir sebebim yok. Bir yasa. Söyle. Adamım nasıl gidiyor? İyi şey. İyi gidiyorsun. İyi gidiyorsun değil mi? Beyazı beni biraz gerdi. Gerdi. Erkenizdeki de biraz sıkıntı. Tabii gerileceğiz dostum. Belli ki adamın shooter'ları amına koyayım. Evet evet zaten şu anda konu nereye giderse ben ona göre açacağım o konuları da. Evet Brody. Yani şimdi dediğim gibi benim tek takıldığım nokta burası. Sana o adamlar nasıl ulaştı? Nereden buldular? Neden sana güvendiler? Ne yaptın? Bana hepsini anlatmanı istiyorum. Tabii Leo. Şu an onları anlatmaya geldim zaten. Artık içim rahatlasın istiyorum. Çünkü yani evet. Eğer yanlış anlamazsam mahallemdeki insanların karşısındaki insanlar ya da potansiyel olarak karşısındaki insanlarla bir şekilde nasıl desem iş yapıyorum ve bu beni rahatsız ediyor şu anda. Ve hani yalan söyleyerek veya eksik bir şey söyleyerek yaşamak istemiyorum. Arabanın içinde de biri var. Evet, en azından doğru bir cümle kurdun. Timothy yani hoş geldin. 3-4 kere görüştüm. En azından en doğru cümlem bu oldu. Evet yalan söyleme. Dürüstçe nasıl bulaştın bu işe? Ne yaşadın? Hepsini bilmek istiyorum. Ben normal taksicilik yaparken birkaç müşteri geldi. Bu müşteriler meğersem onların mekandaki adamlarmış. Benim onlarla çalışmamı istediler taksici olarak. Benim de bağırsaklarım bozuldu. 15 gün kadar falan piyasaya hiç çıkmadım. Sonra sohbetimiz geriledi. Ardından bir gün beni boz çekti kenara. Konuşmak istediğini söyledi. Konuştuk ve gerçekten bende bir potansiyel gördüğünü ve bu potansiyeli değerlendirmek istediğini söyledi. Bak buraya kadar yalan söylemiyorum. Gerçekten yalan söylemiyorum diyor. Ben bile kendime soruyorum. Bu kadar şeyin içine kendini nasıl özel mi hissettin? Flory. Tamam yalan söylemeyeceğim. O sırada öyle bir şey söyleyince evet özel hissettim. Yani belki de gerçekten bir yerlere gelebilirim diye düşündüm. Başta böyle düşündüm. Peki devam. Bana birkaç cebime para koyabilecek bir iş vereceğini söyledi. Ben de teşekkür ettim. Bana kalacak motel ayarladılar. Bunun için de teşekkür ettim. Karşılığını verebileceğim bir şey için de yani bu işi verdiler ve ben de bu işi yapmak istedim. Şimdi sana dürüst bir şekilde neden kilise tarafındaki Franklin'de çalıştığımı söyleyeyim. Gerçekten bu işi çevrede yapıp başkalarına laf taşınacağına normalde tabii yani işin sonucu ne oldu diyeceksin öylesi ayrı. Ben sadece bildiğim yerde, bildiğim tipteki insanlarla çalışmak istedim. Ama benden habersiz. İşte bu konuda sonsuza kadar haklısın. Ben
Senin karşına geçmek gibi niyetim ya da sana ters yapmak gibi niyetim asla olmadı. Geçemezsin sadece... zaten benim karşıma. Geçemem evet, geçemem dostum. Yanlış anlama, sadece... Anladın işte beni. Tabii ki de geçemem. Anlıyorum, anlıyorum. Kafana silah dayanma olayı tam olarak hangi raddede oluyor? Yani aslında işin başından itibaren germe olayları başlıyor. Yani merak etme, şu anda karşı tarafın yapsın aksine öyle gelinmeyecek üstüne, rahat olabilirsin o konuda. Hayır dostum, zaten mermiyi yiyebileceğim konuma geldiğim için yani kaybedecek bir şeyim kalmadı artık. Anladın mı? Yani bari içimden doğru gelen şeyi yapmak istiyorum. Yani Leolar ve gerekirse sizler işin doğrusunu bilin. Benim kimseye yanlış yapmak gibi niyetim, orospu çocukluğu yapmak gibi niyetim yoktu. Sadece cebime biraz para koymak istedim. Ve bunu yaparken de sokağıma hata yaptım. Peki, sokağına hata yaptım. Bunun bilincindesin. Benim merak ettiğim, ki bence daha önemli. Şuradan boz inse var ya, bittim. Olarak gören, gerçekten senin için hiçbir riski yoktu. Benim barmenim gayet de iyi çalışıyor. Kendine de söyledim. Çalışkan bir adam. Evet, evet. Bu adama... Yalan söyleyerek ya da bir şey söylemeyerek bu boka neden bulaştırdın? Dostunu bu boka bu kadar kolay hayatını tehlikeye atacak noktaya bulaştıran bir adam benim gözümde mahallesini satandan belki de daha tehlikeli. Çünkü sen her koşulda her adamı satar mısın böyle burada? Hayır tabii ki de. Hayır tabii ki de, sadece bunu şu an laf senin reddetme. Şimdi. Bunu reddetme. Benim gördüğüm bu. Neden bunu yaptığını. Sen sinirli değil misin DK? Dedim, benim buraya gelirkenki hayalim bu değildi. Yani ben de bu işin içine girmeyi çok istemezdim. Sinirliyim tabii ki. Sen kandırılmış hissetmiyor musun? Leo, araya girebilir miyim dostum? Tabii, söyle. Sizi dinliyorum. Ben anlamak için soruyorum. Yanlış anlamayın. Yok, ben hiçbir zaman Brody, DK kafanıza hiç silah tutan biri oldu mu? Olmadı. Ben şunu söylemek istiyorum. DK'ye ben şu konuda hiçbir zaman yalan söylemedim. Ben bir işin içinde olduğumu söyledim. En azından para kazanmak için. Ama bu işi Leo'ların, yani Leo'larla alakam olmadığını söyledim. Yani en azından bunu şöyle söyleyeyim sana. Bir yalan söylemek değil, hatta bundan dolayı da hep pişmanlık duydum. Ben yanımda olduğu için de ikiye hep kötü şeyleri sürükledim. O da bana yardım etmek istedi. Ama elimden tuttukça işte ben battığım için o da benimle beraber battı aslında. Ne boklar olduğunu 3 aşağı 5 yukarı aslında biliyor. Ve ona hep şeyi söyledim yani. Bak, bugünden Southside civarında konuştuk. Yani bak, insanların seninle bir derdi yok. Sadece yanındasın diye bunlar yaşanıyor. Şu anda dönebilirsin, şu anda gidebilirsin, özür dilerim. Bunu biz de ikiyle konuştuk. Değil mi Rostum? Söyle. Onunla da bu derdim var. Birazdan geleceğim. Bunu konuştuk. DK, birazdan soracağım. Seninle de küçük bir derdim var aslında. Yalan söylediğini düşünüyorum. Umarım açıklarsınız bana bunu. O konuya geleyim hatta. Bu saatten sonra DK yalan olmayacak. DK bana gelip ofisimde korkuyordu. Sesinden de belliydi. Hiç. Bu olayları benim anlattı. Köküşmeyi. Ve bir ek iş istedi. Diğerde de buldum. 50 bin dolar borcunuz olduğundan bahsetti. 50 bin dolar borcunuz nasıl var? Ben tanımadığım bir adama her ne kadar çok özel hissetsem de, çok onu pohpohlasam da 50 bin dolarlık mal vermem. Kimse de vermez. Sebebi şuydu. 50 bin dolar yani tahmini bir değerci. En azından... Bir süre hayatımı devam ettirebilmek için orada 50 bin dolar olarak söyledim. Olay buydu tamamen. Kaç? Değer kaç? Değer kaç buydu? Ha, değeri bilmiyorsun da sen beni o zaman sikmeye çalıştın. Hayır, sikmeye çalışmadım. Sadece olay şu, yani en azından bir süre adama o parayı sağladım ki en azından hayatımızı kurtardım. Buydu tamamen, o an korkuyla söylenmiş bir şeydi. Korkuyla? Gelip benden 50 bin dolar borcun olduğunu söyleyip beni kullanmaya çalışmış. Yanlış mı anlıyorum? Seni kullanmaya çalışmadım. Senden sadece ekstra iş isteyip
biraz para kazanabileceğimi düşündüm. O da senin önemli. 50 bin dolar deyince, 100 bin dolar deyince, 200 bin dolar deyince daha çok acıyıp sana daha çok yardım etme isteğim olacağını mı düşündün? Neden sen kimsin ki benim için? Yani bunu kimsin ki sen? Benim barmenimsin ya. Seni kovabilirim. Başına bela almış geri zekalı deyip sikleri basabilirim sana. Doğru değil mi? Belki şeyim. Rory bundan haberi var mı? Bugün öğrenci hocam. Bir süredir ne yaşadığım şeylerden bana, dolayı... Merak ediyorum. Sana karşı 50 bin dolar olayım mı? Evet, neden 50 bin dolar dediğinde ne tepki verdin bu adama, merak ediyorum. 50 bin dolar demedi bana ama satmayacağım. O sırada aslında seni tırnaklamak veya sikmek gibi bir niyetiyle yapmadı bunu aslında Leo. Çünkü zaten miktar neredeyse o. Ne kadar borcun var? Sürekli olarak borcum var. Çünkü aldığım her malı sana getireceğim. Aldığım her mal 5000 dolar. Yani teslimat 5000 dolar. 10 teslimat 50.000 dolar. Ve bir anda bunu istemesinin sebebi de taksit sana geri ödeyebilmemiz. Peki sana seninle ne kadar çalışmak istediklerinden bahsettiler? Hayır, böyle bir şey bahsetmediler. Yoksa malı satabildikçe devam edecekler. Malı satabildikçe devam edebilecekler. Ben de sana her getirdiğimde malları satabilmiş olacağım ve mallar bana gelmeye devam edecek. En azından kısa bir süre eline işi bu şekilde... 50 bin dolar değil o zaman. Senin belki 500 bin dolar borcun var. Nereden baksan belki işte bu işin içinden sıyrıldığım sürece. Nasıl sıyrılabilirsin peki Brody? Ne var kafanda? Leo yani, bana ne yaparsa bu işten sıyrılabilirim diye düşünüyorsun. Leo, doğruya doğru konuşacağım dostum, tamam mı? Evet, karşımdaki adamlar boktan adamlar ve taşıya olan adamlar. Ve ben kalkıp mahalleme bir tehlike getirmeyi veya mahallemden karşılıksız bir şey istemeyi falan istemedim. Ben onlardan aldığım malı sana geri getiririm. Hem senin eline mal geçmiş olur. Bir şekilde de onlara parayı öderim diye düşündüm. Ama baktım bu iş böyle çıkmıyor. Yani onların bana bir şey yapamayacağı ya da en azından bir şey yapacağı zaman ikinci bir defa düşüneceği seviyeye gelmem gerekiyor. Bunun tek yolu bu. Benim için bu. Başka şekilde peki, çünkü beni kaldırdık. Evet. Senin malını siktir etsem umurumda olmasa. Ama Franklin'le çalışamazsın. Öyle bir hak tanımayacağım sana. Malı şehirde satabilir misin? Yoksa yine mi borçlu olursun? Sen sonuçta benim için bu işi yaptığında insanlarla konuştun mu? Satabiliyor muydun? Var mıydı müşteri? Leo, ben bu işi yapabilirim. Evet, yapabiliyorum. Bir sıkıntı yok. İnsanlara bunu satabiliyordum ama ben bunu zaten onların üzerinden yapmak istemiyorum. Ben bundan çıkmak istiyorum. Olay orada. Olay malları sana getirmem değil ki. Olay cebime para girmesi değil yani. Olay benim bu işi onların üzerinden yapmak istemiyor olmam artık. Çünkü bu iş başıma bela açıyor. Yani her şeyden önce bunları onlarla yapmam zaten mahallemin karşısına koydu beni şu anda. Bu adamlarla ben çok iş yaptım. Tan da öyle. Çok uzun zamandır da tanıyoruz. Bahsettiğin adamlara, Tan, sana soracağım. Burada gidip, ben artık çalışmak istemiyorum ya, olsun. Yani gerçekten yapamadım, bu iş benlik değilmiş dese ne olur? Hani sen dedin ya, Broly beni öldüreceklerdi diye. Evet. Canımın bir değeri yok diye. Evet. Onlar seni öldürmezler. Ölmeyi şükrettirirler. Ben sana o kadar söyleyeyim. Bana bunu zaten sürekli olarak söylediler Leo. Bana sürekli olarak bunu anlattılar, söylediler. Sürekli olarak bunu bana zaten tekrarladılar. Ne zaman buluşsak, ne zaman bir araya gelsek ben bunu bilerek yanlarına tuttular. DK'den haberleri var mı? Yanında sürekli DK'nin takıldığından haberleri var. Ya bir tane bir ihtimal sizi takip falan ediyorlardı zaten. Geçen gün birisi beni aradı özel numaradan. Freddy ile birlikte şeyde oturuyorduk. Central Park'ta. Eğlenmene bak. Bunlar güzel günlerin. Yanında iki tane kişi var. İşte bir anı yudumluyorsun. Gayet mutlusun falan diye. Yani tehdit ettiklerine göre. Büyük ihtimalle. Seni mi? Evet. O zaman burada sen şey düşündün. Ya ben mezarda amına koyup çok yalnız hissederim. Bir arkadaşım da olsun diğer tarafta. En azından güvendiğim, sevdiğim biri. Sohbet ederiz diye mi düşündün? Bu adamı niye bulaştırdın bu boka? DK istemsiz bir şekilde, isteyerek falan bulaştırmadım tabii ki de.
Adamlar zaten bunun üzerinden soru yönelttiler. Yanındaki kişi konusundan şey yaptılar. Zaten bir kaçırmalarına bakıyor. O sırada yalan söylersem yine kafama mermi yiyeceğim. Öyle bir ortam var. Peki. Senin malını ben alırsam, sana paranı da verirsem, sen bu işten yine de sıyrılamayacaksın ki. Nasıl sıyrılmak senin istiyorsun? Senin bu MC'yle kafanda bağlantın şey nereden başlıyor? Omar mevzusuna mı? Ananı sikeyim. Omar? Ananı sikeyim. Omar mevzusu? Bir dakika hadi. Hayır. Hayır. Oradan başlamıyor. Her şeyin başı onların bana bir şeyler yaptırmak istemesi ve benim hakkımda planların olmasıyla başlıyor. İşte zaten aslında konuyu birazcık... Omar sana ne yaptırmak istedi ki? İşte konuyu birazcık ilerletip tam olarak oraya getirecektim. Bunu tam olarak bilmiyorum. Omar mevzusu ne Brody? Sen benimle 3-4 kere buluştun. Omar mevzusu ne? Omar tahmin ettiğim Omar mı? O şey Leo, Leo çok farklı bir olay aslında, ya bağlantısı yok gibi bir şeydi. Bekle bir anlatsın. Olay şu. Beni benim tanışmamı istiyorlar. Bağlantı olarak git diyorlar onların adına. Tanışmamı, bir şey istiyorsa yapmamı falan istiyorlar. Ben o sırada size yemin ederim Omar'ın kim olduğunu bilmiyorum. Size yemin ederim. Bakın yemin ederim. Zaten beni Lost'a karşı en büyük koparan şey Omar'ın kim olduğunu öğrenmem. Çünkü Boz annemle babamın kim olduğunu biliyor. Bana gelip annemle babamın ismini söylüyorlar. Ve benim babamı öldüren insanlar Ballas. Bunu söyleyebilirim size. Benim babam Maze Bank Arena'da da güvenlikti. 9 Aralık 2007 gecesinde de bir drive-by sonucunda Ballas Şites tarafından öldürüldü. Omar'ın kim olduğunu bilmeden ben Omar'ın istediği birkaç kişiyle bir şeyler konuştum. Sonra Omar'ın kim olduğunu öğrendikten sonra zaten bağlantımı koparmaya çalıştım. Bağlantımı koparmaya çalışınca sen nerelere kayboluyorsun diye beni zaten kaçırdılar. Ortalıktan kaybolmayı deneyip bağlantımı koparmaya çalışınca olmadığını fark ettim. Sonra en azından verdikleri işi yapmayı denedim. En azından belki gözlerinde birazcık güven kazanırım ve sonradan çıkmak için... Sendeki potansiyel o zaman bu Omar mevzusundan dolayı mı görüldü? O sana ondan dolayı işte konuları tam oraya getirecektim. Tam yani otu oraya bağlayacaktım. Beni Omar'la tanıştırmak istediler. Omar'ın gözünde güven kazanmamı istediğini, Omar'ın gözünde bir şeyler yapmamı istediğini söylediler. Hatta Tan'la bir kere öyle bir sohbetim olmuştu onun sayesinde. Evet. Yani MC senden Omar'ın gözüne girmeni mi istedi? Aynen öyle. Aynen öyle. Başarabildiğini düşünüyor musun bunu? Başarmak için elinden gelen... Omar'ı çok iyi tanıyorum biliyor musun? Çok. Evet, farkındayım. Hangi mahalleden olduğunu öğrenmişsindir umarım. Evet, her şeyi biliyorum diye. İletişiminde. Omar senin motorcular için itlik yaptığını öğrenince çok iyi yapmışsın, İyi ki de buraya gelmişsin dedi mi sana? Motorcular hakkında bir şey söylemedi doğruyu söylemek gerekirse. Boz'un yolladığını söylememi istediler. Ben de Boz'un yolladığını söyledikten sonra sadece sokaktaki insanlar hakkında sorular sordu. Benle konuştu ve bana birkaç sokaktaki işler hakkında tavsiye verdi Leo. Herhangi bir şekilde tebrik etme falan gibi bir şey yapmadı. Ha şunu söyledi. Ne yani şimdi Bozların kucağına mı oturdun yani bu musun sen falan dedi. Ben de hayır bu olmasını istemiyorum dedim. Bunu Omar'a zamanında söylemiştim. Böyle bir şey olsun istemiyorum. Sana bu çıkış yolu sundu mu peki istemediğin zaman? Bir çıkış yolu bulmam gerektiğini söyledi. Omar'la nerede konuştun? Brolin Brook hapishanesinin görüşme kısmında, 4. koltukta falan. Hapishanede Omar'ı bulup Omar'la konuşuyorsun. Bunca zaman burnunun dibindeyim. Kendi mahallenden benim yanıma gelip hiçbir şey ne anlatıyorsun, ne bana Omar kim diyorsun.
ne bana bu iş ne, ulaşmalı mıyım diye tavsiye alıyorsun, noktadaki... ne benden iş istiyorsun? O noktadaki olayımı söyleyebilir miyim? O noktada götüm şundan attı. Bellas'ın zamanındaki liderinin işlerini yaptığım için ve bunu bilmeden yaptığım için ben senden zaten mermi yerim diye korktum. Senin yüzüne ben zaten belli bir süre bundan dolayı bakamadım Leo. Tam olarak bundan dolayı. Ya götüm attı Leo. Götüm attı dostum, yalan mı söyleyeyim yani? Sevmediğim çetenin, sevmediğim liderin işini yapmışım. Tanımıyorum, etmiyorum adamı. Beni bağlayan adamların işini yaparken meğersem karşı çetenin liderinin işini yapıyorum. Ve kalkıp sonra bir anda sokağımdaki OG'ye gelip bunu patır patır nasıl söyleyeyim? Bana güvenmiyorsun, etmiyorsun, yok, kafamı senden... sıkarsın diye düşündüm dostum. Yok, senden bunu bekliyorum. Senden neyi bekledim biliyor musun? Bu işlere ilk başladığında böyle böyle oldu demeni. Kim bunlar? Tanıyor musun onları? Tanıyor muydun gittiğinde? Sana dediler mi? Hayır, tanımıyorum. Ballının OG'si. Hayır, öyle bir şey deselerdi zaten konu benim için çok farklı olurdu. Böyle bir şey asla söylemediler. Peki kim mahallede yaşıyor? Gelip tanımadığını söyleyip bana, benden bilgi alsaydım, ben de sana söyleseydim belki de görüşmeyecektin, devam Omar'la, etmeyecektin. Ama Omar'la niye görüştüğümü söyleyecektin, soracaktın. Lost'u söylediğim anda bu sefer Lost'un radarına girecektim. Yani şu an aynı şeye geldik mi? Evet, geldik. Evet, geldik. Ama yani... Şu an radarına girmediğin insan kaldı mı şeyde? Sen... Amına koyayım, her sektörde varsın. Kuzeylikilerle aran nasıl peki? Ben şimdi... Sen bok yemişsin yani. Kuzeylikiler dediğin? Angel of Death. Angel of Death'in mekanına gitmişliğim var taksi işinden dolayı en azı ama... Peki Omar onlarla iletişime geçmeni istedi mi? Ya onlarla görüştüm evet. Omar. Evet. Omar onlarla iletişime geçmemi istemedi de... Kuzeyde bir tane motor ekibi olduğunu ve onlar hakkında bilgi almamı istediğini... Pan, Brody'nin çevresi ne kadar gelişmiş fark ettin mi? Şu an şey diyor aklından, şunu mu desem, bunu mu desem, acaba şöyle desem nasıl olur? Hayır, o noktaya geçtim. Yaşadığım her şeyi söylüyorum çünkü benim için son nokta bu şu anda. Yani başka yaşanabilen bir şey yok. Onu bilemezsin. Belki de daha yeni başlıyorsun. Daha yeni başladığımı düşünmüyorum. Çünkü Angels of Death'le de aram iyi değil. Çünkü onlar da muhtemelen... Onlarla ne yaşadın? Onlar da muhtemelen yaptığım bir boktan dolayı, yediğim bir bok var benim. Onu da söyleyeyim. Silah zoruyla ben yalan haber yapıyorum. Bunu muhtemelen nasıl öğreniyorlar bilmiyorum ama bunu öğrendiklerini söylediklerinde... Silah kimin? Kim? Seni zorlayan silah. Ben karıştırdım artık. Kimin? Lost MC. Lost MC. Lost MC'nin altından çıkıyor. Lost MC bana yalan haber yapmamı istiyor. Ben de bu yalan haberi yapıyorum. Yalan haberde Angels of Death kötüleniyor. Bugün de taksi işi yaparken birisi beni çağırıyor ve Angels of Death tarafından DK ile beraber... Ormanlığa götürülüyoruz. Kafamıza silah tutuluyor. Bugün yaşanıyor bu. Gene mi silah dayıyorlar amına? Evet evet, onlar da silah dayıyor amına koyayım. Bugün onlar da silah dayadı ve artık dedim ki ve onlar benim Omar'la görüştüğümü ve Lost'ta çalıştığımı öğrenmişler. Omar'la görüştüğümü değil, özür dilerim. Lost'ta çalıştığımı öğrenmişler. Ve Angels of Death'in Lost'ta çalıştığımı öğrenmesi benim artık Lost'un o radarına girmem ve artık kaybedecek hiçbir şeyimin olmamasından dolayı gelip size bunları rahatça anlatmama yol açtı. Çünkü... Ha, sen ölmeden önceki son sözlerin gibi oldu. Hayır, ölmeden tamam, önceki son bu. Sözlerim değil. Yani benim için artık herkesin mermisi ölümcül. Herkes sıkabilir kafama. Angels of Death bunu söylersen sıkarım diyor. Lost MC bunu söylersen sıkarım diyor. Ben sıkmam kafana. Bugün de hikayeyi bunu söyledim. Leo sıkabilirsin. Yani Leo sıkmaz demedim ama... Benden şu ana kadar konuştuğumuz zamanlarda bir şeyleri karşılıksız anlatan ve isteyen ve bir şeyleri gerçekten bana dürüstçe içten bir şekilde anlatan tek kişi Leo dedim. Artık bunları anlatmamam için... Neden diye düşündün mü Brody? Dedim, biz ince olduğu için olabilir mi? Yan sokakta doğdun buyurun. Çünkü utanıyorum, sana baktığımda utanıyorum. Yani kendi mahallemden çok insan kaybettim. Ama bu denli boka batmış, kimseyi tanımadım. Seni
İstesem de kurtaramam gibi geliyor, biliyor musun? Düştüğüm boktan. Ben kalkıp böyle yalvar yakar senden yardım istemeyi değil, en azından sana dürüst olmaya geldim diyor. Ciddi söylüyorum. Benim yaşadığım olaylar ve istemediğim şekilde geliştiğini de anlamışsındır. En azından umarım benim için nasıl bir insan olduğunu bilirken bunu gerçekten, yani kaybedecek bir şey olmayan birisi olarak söylüyorum. Benim için nasıl bir insan ve ne ifade ettiğini biliyorsun. Artık biliyorsun. Ve işin içinde benim için kimlerin mermisi olduğunu da biliyorsun. Ya bunların hepsinin ortak bir çekincesi oldu sokağıma karşı. Düzgünce... Şimdi bir dakika, olayı bir toparlayalım. Lost evet. Senden ne istiyor? Lost benden ne istiyor? Lost benden Omar'la konuşmamı. Tamam. Onların mallarını satmamı ve güzel bir uyuşturucu akışı ağı yaratmamı istiyorlar. Bu kadar. Out beni kaçırıyor. Sen kimsin gibisinden? Sen ne boksun gibisinden? Çünkü haberim gitmiş. Out beni kaçırıp sen ne boksun gibisinden? Konuşuyor benimle. Sen onlara diyor musun? Lost beni buna zorladı diye. Evet, belli zaten. Bunu söylüyorum, biliyorlar. Hayır, hepsini bana anlattığın açıklıkta ayrıntı kadar, hayır açıklık, her şeyin açıklığını bu kadar açık anlatmadım. Ben ucundan mermi oldum. Senin uyuşturucu köprüsünü oluşturmanı yeri istediğini biliyor mu o taraf? Hayır, o kısımları bilmiyorlar işte. Ayrıntılarda uyuşturucu işini bilmiyorlar. Ayrıntılarda Lost MC için iyiliğe iyilik işlerini biliyorlar. Omar'ı? Lost MC'nin ananı sikim, Omar'ı biliyorlar mı? Omar'ı biliyorlar. Leo, kafam çorba oldu, bir saniye. Omar'ı biliyorlar mı, onu hatırlamaya çalışıyorum. Evet, Omar'ı biliyorlar. Sen, evet, Omar'ı biliyorlar. Sen düşünürken aklıma geldi. Her zaman da silahı kafasına dayanan insanlar siz olmadınız değil mi? Sen düşün ki forumda doğmuş. Cesur boy adamsın. Geçenlerde Southside'da bir arabayı durdurup kafasına silah dayamışsınız. Üstelik seninle konuştuktan belki 2 belki 3 gün sonra sana bu cesareti, o kadar cesursan, o kadar gözü pek bir adamsan, haberim yine olmayacağını mı düşündün? Yine bilmeyeceğimi mi düşündün? Önce Serkebe dediğimi düşündüğümüz için ölüm öyküsüyle ben dayamıştım. Big Ben'in hiçbir olayla alakası yok. Deli zekalı mısın sen deyken? Ecem bizi yaklaşık bir saate yakın takip etti ve o sürede cidden bir yerde, yani fabrika gibi bir yerdeydik. Big B'yi yanına getirdiğimde bayağı kötü durumdaydı. Örcan bir arada geçti. Kime silah dayadığını biliyor musun? Yok, hayır. Yani bilsem zaten yapmazdım. O da Leo çıksın. Kafamıza mermiyi yiyelim. Çiğneyerek yiyelim. Zaten adam bana silah indirmemi gerektiğini ve senin Unicorn'a çalıştığını biliyorum. Burada bana silah çekmemelisin gibi dedi. Ben de silahı direkt indirip bindim, devam edeyim. Çok güzel yapmışsın ya. Bravo. Peki, Paleto tarafıyla konuşurken hiç bu taraftan bahsedildi mi? Hayır. Hayır. Benim bu tarafla olan herhangi bir yakınlığım, uzaklığım bilmiyorlar. Ama Paleto'dakilerin işte... Senin silah dayadığın adam benim mi? Abim sayılır. Öyle mi? Salak. Kafayı yiyeceğim dostum. Evet, tamamen ölüm köküsüyle yapacağım bir şey dedim. Biri seni arabayla takip ediyor diye çekip silah çekebilecek cesaretin varsa neden kendinizi savunmuyorsunuz ki? Angels of Death, Lost, siz demek çok cesur insanlarsınız. Herkese silahınızı çekip ortadan kaldırtabilirsiniz. Sonra cesedini gömersiniz. Yapamaz mısınız bunu? Hiç gelmiyorum. Bizde o güç yok. Sadece o süre tek başınaydı ve çok uzun süre takip edince, önceki olayda üstüne gelince biraz tedirgin oldum ve en azından kim olduğunu ve yani neden takip ettiğini öğrenmek için biraz silahıma davrandım. Zaten orada ona hiçbir şekilde sıkamazdım. Ben o kadar sadece ölüm korkusu düştüm. Başka hiçbir şey yok. Yani ölüm korkusunun ne yaptığını bilmiyorsun bence. Ben de o sürede zaten silah yoktu. Bir çatışma çıkarsa... Southside'da
herhangi birine böyle bir şey yaptığınızı duyarsam, zaten çok silah dayanmış kafanıza. Hani ben dayanana kadar muhtemelen ölürsünüz gibi geliyor bana ama ben de kafanıza silah dayarım. Bir daha Southside içinde benle konuşmadan hiçbir şey yapmayacaksınız. Bu kısım anlaşıldı mı net bir şekilde? Evet, adam seni yani takip ediyorsa takip edecek. Haberim vardır benim. Southside içinde herhangi birine ya da herhangi biriyle görüşmeyeceksiniz. Adam beni motelden takip edince ben ondan şey yaptım sadece, yani başka bir sebebi yok. Yoksa Southside'de gelimi takip etse tabii siklemezdim, çıkardım o korkuyla ama yani motelden beni takip ettiği için... Ha peki anlattın mı bana bunu? Peki. Hayır yani anlatmadım. Yani seninle bir bağlantısı olduğunu düşünmeyeceğim açıkçası. Sadece beni tanıdığını düşünmeyeceğim. Southside'de olan her şeyin benimle bağlantısı vardır. Artık bunu ikinizin de kafanıza sokması lazım. Orası benim mahallem. Nasıl Brody'nin? Ya zaten nereden bilecek Leo deyip malı gidip Franklin'le konuşup satmaya çalışması gibi. Senin benim abime silah çekmenden de haberin var. Ha, haberim olmayan kısım Omar'dı. Onu bilmiyorum. Orada kandırıldığını düşünüyorum. Ama Omar'ı da biliyorum. Senin motorcular için bir piyon olmanı, herhangi bir siyahinin motorcuların piyonu olmasına eminim o da sinirlenmiştir en az benim kadar. Ama başındaki Angels of Death ya da Lost belasından nasıl kurtarabilirim seni? Ya da sana yardım edebilir miyim? İnan bilmiyorum, biliyor musun Brody? Çok beğendim. Tam sence ölürler mi? %50 %50 diyorum ya. Gerçekten öleceğinizi düşünürsek eğer biz öldürürüz sizi rahat olun. Acı çekmeden. Çünkü onların eline düşerseniz büyük ihtimal ölmek için yalvaracaksınız ya. Adam zaten sekat bırakırım falan dedi. Bugün gönderecek. Bu kilo ile felç yaşamam çok zormuş. Zaten sadece tehditler karşısında 3 ay geçirdim Leo. Sadece tehditler karşısında. Senin bana anlattığın hikayede Oz'u hatalı bulamıyorum, biliyor musun Brody? Neden biliyor musun? Bir tane salak bulmuş, mallarını eritebileceğini düşünmüş, özel hissettirmiş. Gitmiş bütün connectionlarını sağlatmış. Bu salak adam da bunların hepsini yapmış. Çünkü boss sana hiçbir zaman Southside'a git ve bunu Franklin'de erit bu malı dememiş. Çünkü demez. Haberim olacağını bilecek kadar kafası çalışıyor. DK'in ve senin aksine. Bu adamı da tanıyorum. Bu adam geri zekalı değil sizin gibi. Şimdi sen bu malları almaya devam edeceksin. Malları ben senden almayacağım. Git. Ne bok yapıyorsan malları yap. Kime satıyorsan sat. Ama seni Southside'da herhangi bir iş yaparken DK sen de silahına hakim ol. Bir daha hiçbir şekilde o silahının Southside'da belinden çıktığını görmeyeceğim. Sizi de Southside'da görmeyeceğim. Bu boktan... Eğer sorarlarsa giremiyoruz dersiniz. İnanılmaz korunaklı. Ben şu an bu olayı söyleyemiyorum. Bu boktan kurtulmana belki yardım eder. En azından mallarını sağda solda satabilirsin. Ama benimle mahallenle aranı düzeltmek için bu boklardan temizlenmen lazım Brody. Çünkü bu boklarını ben temizlemeyeceğim. Çünkü birinciyi anlatıyorum, ikinciyi aklıma geliyor. Üçüncüyü anlatıyorum, tam bir bana dördüncüyü anlatıyor bir şey, yani. Bir şey anlattıkça yeni bir kilit açılıyor. Başka bir bilmediğimiz bir şey açılıyor. Dedim, ben yemin ederim, bakın sadece cebime birkaç dolar koymak için ekstra bir yol olarak gördüğüm insanlar bu kadar beni içeriye sokar ya da bu kadar dibe batarım diye nasıl düşünürüm? Nasıl evet derim ki? Hangi para bunun karşılığını verebilir ki? Ben böyle bir şey olacağını zaten düşünmüyordum. Bunun zaten olacağını kimse düşünmez diye düşünüyorum. Yani herkes gelip bakın şu kadar olay oldu ya. Bana dersin ki Big Ben ne sattın? Şu ana kadar ne bok yaptın diye soracak olursanız ben şu ana kadar
Tamam mı? Grover 75 Stack'in bebeğin. Girişinde... 75 bebeğin. Pardon efendim. 75 bebeğin için girdiğimiz şey belki senin lanet zincir. Ben Grove Street'in girişindeki bir tane crackhead'e kurmuş bir tane mal sattım. Bakın bu kadar olayın başı bu. Bu. Ben sadece bunu yaptım. Kimseye bir yanlışım ya da yanlışım derken... Var. Bir şey... Yanlış. Var. Brody. O manada bak, demiyorum. Bak 75 papel önemli değil orada. Orada senin beni çiğneyip hiç haber vermeden benim mahallem olduğunu bildiğin bir bölgede gelip bu işe kalkışman. Yanlışım bu. 75 papel, 1000 papel, 10.000 papel. Sen haber vermek zorundasın. Orası benim mahallem, benim bölgem. Haklısın. Haklısın. Haksız olduğun bir konu yok zaten. Ben sadece... Sana neden saygı duyayım Brody? Bana bu sebep söyle. Ben hiçbir bunu şey yaptığımdan yok. Dolayı bana saygı duyman lazım Leo de. Dinliyorum, dürüst ol. Gelip şu an konuştuğundan bahsediyorsan zaten son nefesini vermeden belki 3 gün önce konuşuyorsun benimle Brody. Çok geç değil mi? Ya diyebilecek bir şeyim yok Leo. Bu konuma geldiğime göre bana saygı duyacak bir şey de aramıyorum şu anda. En azından şu anda aramıyorum. Babanın katili mi koruyacak seni? Tabii ki değil. Birilerine güvenerek hareket etmiyorum. Her fırsatta enseni silah dayayan motorcular mı koruyacak seni? Bu kadar boka batmayı nasıl başarmış olabilir Tanya? Bu kadar boka bir insan ilk defa görüyorum gerçekten. Çok insan da... Ve yanında... Arap atı gibi ya. Sonradan evet, açılıyor evet, sürekli. Daha var mı? Bir şey var mı daha anlatacağım? Hayır. Hayır, başka bir şey yok. Emin misin? Yarın da şu konuşma olmasın Brody. Artık bunu da söylemenin zamanı geldi ya. Zaten çok kötü bana. Yani ben sanki her gün bunu yaşıyor gibiyim. Yani Leo gerçekten başımdan geçen olayları bugüne kadar anlattım. Tamam. Ama şimdi... Tamam sus, konuşma. Arabaya bin, siktirin gidin. Konuşmayı yaşamamış gibi düşünün. Ne, birine söylersek ölürüz biliyorum. Yo. Benimle öyle imalı imalı konuşma. Yemin ederim var ya seni ağır yaşamlardan zayıf yaşamlara sokarım. Duydun mu? Evine taşak geçer gibi konuşma ya. Seni sikerim bak. Evet, yanlış anladın beni. Seninle düzgün konuşuyoruz şurada 2 saattir. Ne kafana zaten. Silah... dayarız. Ne seni öldürürüz ne bir şey yap ama zorluyorsun. Hayır, böyle sadece... alttan üstten benimle konuşma. Hayır yanlış anladın. Seni top yaparım. Bak, farkındayım siktir yaparsın. Git. Arabaya bin siktir git. Koş. Kilo verirsin belki. Amına koy. Adam karşımda. Karşımda adam bir saat konuştu sakin. Aptal bir örüspü evladı gibi son dakikada bizim anamızı sikiyordun. Adam böyle konuşulur mu? Ne kıyım altıma sıçtım örüspü çocuğa. Bir şey demedim ki. Burada o konuşulanlar burada kalsın demek. Bir şey olursa kafamızı silah yeriz demek. Ne alıştım artık. Ses tonu. Alıştım artık. Ne kez sikeceğim alıştım ya. Ses tonu taşak geçer gibiydi. Ya dostum ne amına koyayım ne? Bana söylediğin şeye bakar mısın? Taşak geçeceğim bir şey söyle amına koyayım ne? Buraya gelmişim Angels of Death'in silahının ucundan. Buraya gelmişim Lost MC'nin silahının ucundan. Buraya sadece sokağıma karşı olan şeyime karşı... Yani gerçekten bunu şu anda Leo'ya anlatmamın tek sebebi beni kurtaracağından falan değil amına koyayım. Ben sadece dürüstlüğümü, gerçekten dürüstlüğümü dökmek istedim. İçimde kalacak çünkü. En azından bir saygın adam olarak ölelim anamama. Konuşamıyorum belki sizinle değil mi? Hem dostum beni tanım vermesi falan korkutmaz amına koyayım. Boz ver. Orada Rona mı dedi? Rona mı dedi ismi? Sen kim? Sen kim? Bu örüs bir çocuğu ya, kim? Ya tanımıyorum gelirim dostum. Tanımıyorum. Anladın mı? Tanımıyorum etmiyorum amına koyayım. Muhtemelen evet. Mahallenin shooter'ı. Sikermiş yani, edermiş. Herkes sikecek zaten. Herkes sikecek dostum. Herkes sikecek zaten. Sikmeyen adam kalmadı. Siktimin şehrinde birazcık ot satacağım diye beni sikmeyecek adam kalmadı. Bunu söylemeye getiriyorum.
Deki. Hiçbir sikim çıkmedi. Bunu bana söylemesine gerek yok dostum. Benimle bu kadar şey konuştuktan sonra kalkıp bu laflar burada kalsın demesi zaten salaklık amına koyayım. Hadi şimdi siktirin gidin dese bitti konu. Kime anlatacağım? Şimdi bunu gidip boza mı anlatacağım? Şöyle yap ya. Ya şimdi bunu gidip... Ya dostum bunu gidip şimdi boza mı anlatacağım? Ben salak mıyım amına koyayım ya? Nasıl yani dostum? Zaten götümüz tutuşmuş gelmiş her sikimi dökmüşüz emine. Ben orada neden Barlas olayını anlatmadım biliyor musun? Çünkü olayları bilmiyorum ve bilmediğim bir şeyden yine bir şey yemek istemiyorum. Tan'a güvenmiyorum. Tan'dan her bok çıkabilir. Tan'ın ne bok olduğunu belki de en güvenilir adam Tan. Tan'ın olayı şu çünkü. Omar bana Tan'a bir mektup vermemi söyledi. Tamam mı? Tan da Omar'a bir mektup verdi. Sen bunu biliyor muydun? Ben de. Yok hayır, bunu bilmiyorum. Ne kaybedebilirim anda... ki? Ne kaybedebilirim? Gelsin kafamı sıksın amına koyayım ya. Tamam ya. Şu anda merlerimiz 5. Merlerimiz var ama bunu nerede satacağız? Bu önemli bizim için. Merlimiz falan yoktu üstü. Edem almayacağını söyledi Big Bey. Satışını yapmayın. Lost MC vermediği sürece malımız yok. Lost MC de benimle şu an konuşmuyor etmiyor. Tamam mı? Lost MC mal verirse de tamam. Cebimize para koyarız. Olay zaten para değil ki. Şu an gerçekten olay şu olayın içinden çıkmak. Çıkmak. Lost'un radarından çıkmak. Angels of Death'te bir şey yok. Ama Lost'un radarından çıkmak. Tan dediğin adam Omar'a mektup veriyordu. Tan zaten ya şu anda Snitch ya da TF'in onunla içine sokacağız Snitch. Başka bir şey değil. Yani o yüzden orada bir şey söyleyemiyorum. Peki. Yani Ben Omar'ı orada söyleseydim potansiyel olarak Omar'a bu gidebilirdi. %1 bile olsa böyle bir şans vardı. O zaman da Omar benim kafama sıkardı. Anladın mı şu anda problemi? Yani. Ya ben Omar'la mektuplaşan, Omar'ın mektubunu taşıdığım adama neden Omar'ın yanına Snitch olarak gideceğimi söyleyeyim. Zeki olacaksın amına koyayım. Yani zeki olacaksın demeyi ben dememeliyim farkındayım ama bilmiyorum DK. Belki de benim kadar boka batıp yaşayacak bir adam daha yok amına koyayım. Bir de öyle düşün. Yani en azından yaşıyoruz. Yaşıyoruz yani. Bu oradan yaşayarak çıktık. Şey oradan yaşayarak çıktık. Orada Omar'ın da çıkacağını söylemedim. Bilerek söylemedim amına koyayım. Bilerek söylemedim. Omar çıkacak mı? Omar çıkacakmış. Bunu Leo'ya özel olarak söyleyeceğim. Evet, çünkü Tan'a güvenmiyorum şu an amına koyayım. Güvenemiyorum dostum. Belki de mahallede benim için 1000 kat iş yapan bir beyaz, tamam mı? Ama Omar'ın mektubunu taşıdım Tan'a. Ya bir şey diyeceğim. Tan niye geleceğim amına? Ben onu anlamayacağım. Dostum Tan oraya geldiyse Leo'nun güvendiği bir adam belli amına koyayım. Bu kadar basit, tamam mı? Leo'nun güvendiği bir adam Ballas ekibinin OG'siyle niye mektuplaşıyor? Evet, işte ben de onu diyorum. O zaman bunu Leo ile sakin bir şekilde tek başınayken düzgünce açıklayacağız. Evet. Polis bir çocuğunu patlatacağız. Yok, düştüm hayır. Ben... Dur bekle. Tan'a karşı bir düşmanlık besleme, tamam mı? Tan'a karşı bir düşmanlık besleme. Hiç karlı çıkmayız. Ben sadece o sırada onu söylemenin mantıklı olmadığını düşündüm. Tamam mı? En büyük kozumuzun en büyük patlayabileceği anda vermeyi istemedim. Omar'la birebir muhabbeti olan bir adam amına koyayım. Anladın mı? Var, bir şey var. Ya neyi var bilmiyorum. Bir durumda ben neden bizi güvensin ki? Kanıt yok yani. Evet. Ya ben şu anda Ballas'ın içine gireceğim falan desem, yarın öbür gün onu patlatmayacağım ama neye inanmasın ki? Henüz değil dostum. Henüz değil. Bu teklif henüz verilmeyecek. Henüz değil. Biraz bekleyecek. Biraz bekleyecek çünkü Leo'nun beni öldürmeyip gerçekten yanına alabileceği biri olduğunu düşünmesi lazım. Başka türlü bir yolu yok. Gelen mesajı bek. Gelen mesajı okuyorum seni. Oku. DK, üstlerden gelen bir emir tarafından seni işten çıkarmak zorundayım. Hizmetlerin için teşekkürler. Dur, intihar mı edeceksin? Ne yapıyorsun? DK, nereye? Örüspü çocukları. Örüspü çocukları. Sizi ben ananızı sikeyim. Örüspü çocukları. Kanınızı sikeyim size. Yok, sakin olur musun? Şuraya gel. Bir çocuk değil. Seni işten mi çıkardılar? İşten mi çıkardılar? Bir tane geçip kaydı. Ben de oraya gittim. Tamam. Bir yolunu bulacağız. Bir yolunu bulacağız. Gel. Tamam, düşüneceğiz ve bir yolunu bulacağız. DK, seni bunlara soktum. Seni bunlardan ben çıkaracağım. Tamam mı? Tamam mı? Çok da sikim ne amına koyayım. Sanki ben iş bulamayacağım. Berberim amına koyayım. Benden iyi berber mi var? Örüs bir çocuk değil. Şeyin numarasını versene bana. Tamam.
Müslüm, tavernanın numarası bende niye ölsün? Rakı içilen mekanın numarası bende niye ölsün? Tavernanın numarası bende niye ölsün? Mimi'nin falan numarasını ver amına koyayım falan. Mimi'nin numarası bende yok düştü. Çocukları beni işten kovdular. Hizmetler için teşekkür ederim diyor. Amına koyduklarım. Etkinlikte hiç kimse hiçbir sikim yok. Tek başıma çalışıyorum. Ölüs bir çocukları. Annenizi sikeyim ben sizi. Arabadaki kadını gördün mü? Arabadaki kadını gördün mü? Yok, arabada iki kişi gördüm ama kadın görmedim. Sağ taraftaki kasklı olan büyük ihtimalle kadın da amını koyayım. Erkek öyle bir şey giymez eğer hobo değilse. Tamam, konuşmaları birileri dinledi yani. Dövmelerini dikkat edeyim. Ben birinden şüpheleniyorum. Hı. Dövmeleri, ondaki dövmeleri çok iyi görürsün. Biri derken iki kişi dinledi. İki kişi dinledi amını. Örüs bu çocukları. Taksi şirketinde yer vermiyor. Ne? Şirkette yer vermiyor taksi. Taksiciliği falan bırakıyorum dostum. Taksicilikle artık çalışamam. Direkt olarak beni çağırıyorlar. Üçüncüye paket oluyorum amına koyayım. Numaran açık, kimliğin açık. Siktir zaten yani ne gerek var? Belki kaçtır bunun yüzünden başımıza dert geliyor. Bir amına koyduğumun gaspçıları. İsmini bile okuyamadım. Orus bu çocuğu motorcu daş. Daha başımıza ne gelecek amına koyayım? Daha başımıza ne gelecek? Çok 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 zor bir durum oğlum. Big B için ve DK için çok zor bir durum. Çok iyi değil mi? Resmen dipteler amına koyayım karakterler ya. İçten kovuldum bir gün olsun. Bilmiyorum. Üstten gelen bir sebepten dolayı Söner işten çıkarması gerektiğini söylemiş. Yok her iş. Yani çok önemli değildi. Çok önemli değildi. Yani şu saatten sonra çok önemli değil. Ya küçük yeğen bırak kim amına koyayım şu Big Bin yaşadığı şeyler yanında oğlum. Ya bir şey olmadı. Bir şey olmadı. Ne olsun ki? Ne olabilir ki? Ne olabilir ki? Yok toparla kendini. Hey toparla kendini. Perisiz. Perisiz geldim. İşim yok. Mimi'nin numarası ver mi sen? Bir çocuk verin. Tamam ben sadece sana bir daha birlikte çalışamayacağımızı söylemek için aramıştım. Haberin olsun. Oduş konum atıyorum ben seni. Mürüs bu çocukları. Mürüs bu çocukları. Birazcık odu satmak istedim. Şu geldiğim yere bak. Sakin ol. Bak Emi gelecek. İyiyim. Emi gelecek bak. Bir şeyine bakacağım sadece değil mi? Sırf onun için çağıracağım. Başka hiçbir sebebi yok. Eğer bir bahane üretecek olursak... Siktir Leo öyle bir dakika. Efendim Leo. Robi. Efendim. Sana yaptığım son iyilikti bu. Buradan nefes alabilerek çıktın ve mallarını da istemiyorum. Git satabiliyorsan sat. Paçayı nasıl kurtarırsın? İki tane motorcu kulübünün arasında orasını da otur. Bu bokları yemeden önce ne yapman gerektiğini biraz geç olsa da otur düşün. Yaşamak istiyorsan çok dikkatli davranman lazım. Tek diyeceğim bu. Görüşürüz Leo. Teşekkür ederim. Tamam. Yo. Tamam. Çıkacağız amına koyayım. Dostum çıkacağız. Yapabileceğimiz tek şey bu. Hadi ama. Yo. Hepsinin canı cehennem. Zaten hepsinin canı cehenneme. Hepsinin canı cehenneme dostum. Benim gibi güzel çalışanı bok bulurlar amına koyayım.
Rus ne diyeyim? Boş ver. Şu anda bakacak olursan adamların açısından da bak, tamam mı? Şu anda Leo'lar en son nefret doymamız gereken insanlar. Anladın mı? Adamın abisine silah çekmişiz de. Ben kimim abine kıyım? Öncünün abisine silah çekeceğim. Ben kimim abine kıyım? Doğru diyorsun dostum. Herifin mahallesinin önünde herifin abisi dediği adamım. Yani silah çekmişiz. Anladın mı? DK. Hayır, hayır. DK, DK, DK. Hayır, hayır. DK. 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 Hayır, hayır. Hayır. DK, Tanrı aşkına. Çekil uzak. Uzak. Ben Boris bu çocukları ölmek istemiyorum. DK. DK, saçmalama. 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 Bırak şunu. Bırak şunu. Bırak şunu. Bırak şunu. Bırak şunu dostum. Beni yalnız mı bırakacaksın ha? Beni yalnız mı bırakacaksın? Beni yalnız mı bırakacaksın? Burası bir çocuk. Hiçbir derdim yok. Sadece babamdan kaçmak için ben buraya geldim. Ben dedim babamı annemi öldürdüğü için ondan kurtulmak için ya. Babandan kaçmaya mı geldin? Babamdan kaçıp geldim ben buraya. Yani annemi öldürdü. Uyuşturucu etkisinde. Burası bir çocuğu. Beni de öldürür diye çok korktuğum için gelmiştim ben buraya. Başka hiçbir derdim yok. Tek peki, bildiğim de barmenlik. Başka hiçbir sikim erkim değil. Peki bir dakika. Onu ismini gizleme olayın. Neden? Yani hiç kimseye çok güvenemiyorum. Ve buralarca belki bir tanıdık birisi çıkar ve bu sebepten dolayı hani bilgi falan uçar diye. Yani bundan dolayı dersinde başka hiçbir sebebi yok. Bak dostum, tamam mı? Dinle beni. Şu anda senle benim kaybedecek hiçbir şeyimiz kalmadı. Ben evimden oldum. Annemden, babamdan oldum. Sokağımdan oldum. Arabamdan oldum. Anneannemden oldum. Bitti zaten. Kalmadı ki bir şey. Ne geldi? Silah nereye gitti ya? Silah nereye gitti? Şu iki kayanın arasında dostum. Edemin Berk, bir şey diyeceğim. Isıl, senden bir ricam. Sen bana gelen mesajı bir. Berk, senden bir ricam Berk, tamam. Eğer öleceğimiz kesin içirse benim kafama sen sık Berk, şaka yapmıyorum. Aptal şaptal konuşma DK. Bu işin içinden çıkacağız diyorum. Bu işin içinden çıkacağız dostum, come on. Nasıl çıkacağız? Nasıl çıkacağız? Çıkacağız, çıkacağız, çıkacağız. Rahmen bizi yardım bile etmedi. Efendim. Çıkacağız, çıkacağız. Çıkacağız ama nasıl çıkacağız? Beni itilmiyor. Annen, ya şu an onu tanıyacak durumda değilim. Anlatabiliyor muyum? İşten kovuldum. Bu lanet arabanın sigortasını kim ödeyecek? Bu lanet parayı ben nasıl bulacağım? Tamam, bekliyoruz. Sebeymiş. Üstünü değiştirsem senin minik orospu. Üstünü değiştir. Gördüm ya, değiştir amına koyayım. Şüphelenmeyeyim. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. En yakın zencilerim dediğim adamlar benim bildiğim orada taşak. benim hem konuşmalarımı dinleyip benimle büyük ihtimalle taşak geçecekler. Orospu çocuğu. Sakin olur musun? Sakin olur musun? Double D her zaman yanımda ya. Double D her zaman yanımda. Bana bir şey olmaz. Double D beni korur. Emi de sen zaten bana hep yardımcı olacaksın. Sizin ben karınızı sikeyim. Yok ben... Şakir ol. Şakir olur mu şimdi? Zamanında ilk geldiğimde Leo'yu bana kötülüyordunuz. Leo size hiçbir sikim yapmamıştı. Leo size hiçbir yerde bulunmamıştı. Orası mı çocukları? Yok. Şakir bak. Şakir tamam dostum. Şu an niye ona çalışıyorsunuz? Tamam. Orası mı çocukları? Yok Leo bizim düşmanımız değil amına koyayım. DK Tanrı aşkına biraz sakinleşmen lazım dostum. Sakinleş. Adamın arkadaş abisine silah doğrultmuşuz. Ne kadar şerime sinirliyim. Hem amcık sen bana 50 bin doları söylemedin. Ben orada seni zar zor patlatmadım. Sen niye bana 50 bin doları söylemedin? Sen bana maaşına zam yaptıklarını söyledin. DK. Ben rastgele değer sağladım. Rastgele değer sağladım orada. 50 bin dolar demiş değil. DK. Olay orada değil dostum. Bunu bana orada niye söylemedin? Ben orada seni savunmasam belki seni sikecek. Beni de sikecek. Birbirimize güvenmediğimizi
ya da birbirimize bir şeyler eksik söylediğimizi duymamamış silahcım Leon'un bu noktada. Bana 50 bin doları niye söylemedin? Tabii ki de toparlayacağım dostum, hadi ama. Aklıma gelmedi. Dostum bana maaşına zam yaptığını söyledin. 5000, 3000'den 5000'e çıkardığını söyledin. 50 bin doları niye söylemedin? Leo benden haberse senin onu siktiğini düşünürdü. Ben orada çevirmeseydim kafana belki sen orada zaten mermi yemiştin. Tanrı aşkına dostum. Bigby Bey, bundan sonra gizli hiçbir bilgimiz yok. İkimiz de birbirimizin göt diline kadar bilmek zorundayız. Ya birisi beni kaçırıp senin hakkında herhangi bir olaylardan bahsederse... ...söylemiyoruz. DK, zaten artık aynı sebeplerden, aynı bilgilerden ölebiliyoruz, farkında mısın? Evet, bunun farkındayım. Yani birbirimizi patlatmamamız gerekiyor ki tüm bilgileri doğru ve eşit aynı gerekiyor. Bir şekilde bu yüzden, bilmemiz gerekiyor. Bu yüzden hem bilgileri birbirimize söylemek değil sadece, birbirimize güvenmek değil. Birbirimizi derde sokmamamız lazım dostum. Artık aptal saptal işlerden gerçekten uzak durmamız gerekiyor. Ya ben bir tanecik ot sattım ya. Bir, bak bu noktadayız ya. Ve bir ot sattım. Biz seninle market soysak Interpol gelmezse orospu çocuğuyum. Interpol, FIB, EIA gelmezse orospu çocuğuyum. Ben bir ot sattım, bu noktadayız şu an. Anladın mı? Neymiş? Bir ot, bir ot sattım ve bu noktadayız. Başka illegal hiçbir şey yapmadım. Ha, bir tane sadece yalan habere yalan şahitlik yaptım, o kadar. O da zaten, bu arada haberin olsun, ya Lost MC'nin içinde Angels of Death'e haber uçuran birileri var ki hiç sanmıyorum. O heriflerin iç tüzük muhabbetleri çok sakat oluyor. Ya da polisin Bülent içinde... Bülent bilgiyi nereden biliyor? Ya poliste ver dediğin gibi. Üç yani seçenek önce... ver, üç seçenek ver. Haydar diye bir orospu çocuğu ver, tamam mı? Bu habercinin tekiği. Haydar. 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 Haberleri bes. Bak, haberleri bes. Haberlerde yazar ver. Haydar. Haydar topçu mu ne? Düştüm, bu Haydar yaptı haberi. Ya Haydar Angels of Death'e haberi uçurdu. Ya da polis. Polisten birkaç kişi Angels of Death'e çalışıyor, bu kadar. Haber neydi peki? Haber ne üzerineydi? Lost MC'nin... Lost MC'nin... Bean Machine'in orada. Vespucci'nin orada. Sivillere yardım etmesi. Yani ne gibi bir yazım anlamayacak. Dostum muhtemelen Angels of Death üyeleriyle ilgili bir olay. Ya tam olarak ben de hatırlamıyorum. Çok ayrıntı gerekiyor mu? Yok, çok sikimli değil yani. Yani muhtemelen Lost MC'nin kötü olduğu bir durumu iyiymiş gibi gösterdim. Bunun da haberi ya Haydar'dan ya da polislerden Angels of Death'e gitti. Biz de radarlarına girdik. Anladın mı? Anladın mı? Omar Hill dedikleri evet, adam da dışarı evet çıkacak, haberin olsun. Bunu da bana Siktimin Angels of Death'inin presi söyledi. Omar ile ilgili ekstra bilgi... Dostum geçsin. Sen Omar'ın ismini duyunca Leon'un ne kadar bir anda yükseldiğini fark ettin mi duygusal olarak? Adam silahı çıkardı, amına koyayım. Silahı dostum, çıkardı. Sen kapıyı mıydın? Ben o noktada götümü sikseler daha fazla info vermezdim. Daha fazla vereceğim info şu, dışarı çıkacak. Tamam mı? Ve bir teklifim olacaksa da Bellas olayı olurdu ama bunu o sırada söyleseydim zaten ya sen kimsin orospu çocuğu diye kafamı sıkardı. Sıkardı. E bunlar çok büyük düşman üzüme bildiğim kadarıyla. Dostum Bellas ve The Families bildiğin siyahla beyaz amına koyayım. Çok yapıyorsun, ne kadar ciddi. Bloods and Crips gibi. Yeah, Bloods and Crips, that's right. Ya birebir diyebilirim. Bir karşı karşıya mı oturuyorlar? Yakınlar yani birbirini. Sen ne diyorsun? Sen ne diyorsun? O aradaki benzinliği biliyor musun? Forma benzinin çıkışı. Benzinin orada galiba amına koyayım binlerce ölü yatıyor. Ben anlamadım. Benzinliğin orada dostum geceleri yani her yemin ederim sana bak. Yemin ederim geceleri o benzinliğe gitme. Artık zaten giremiyoruz ki. Adam girmeyeceksiniz diye. Söyledi sadece. Ben artık yani köprüden diğer sikim tarafa dedin, geçemiyorum eminim. Hayır dostum yok. O mahalleye gireceğiz. O mahalleye gireceğiz amına koyayım. Ha, ölmek istiyorsun yani. Hayır dostum hayır. Hayır. O mahalleye gireceğiz ama göreceksin. Ya ben evim olan yere geldi bugün. Orası senin evin değil ki diyor. Hayır dostum öyle bir şey yok. Görecek, o da görecek. O da görecek.
Hatalarının hepsi telafi edilecek. Ama olay o değil. Şu anki konumuz o değil. Nesi görecek? Nesi görecek? Söyler misin? Nasıl? Zamanla görecek. İkimiz mi öyle dermedimen edeceğiz? Bırak ki siyaset yapma. Biraz şöyle. Yoksa güvendiğim belki zincirler de mi beş? Şu an senden daha fazla güvendiğim kimse yok dostum. Yani Double D sadece buraya en yakın güvenebileceğim kişi o kadar. Double D şu an paranın altında kalırken bize neden yanaştın ki? Biz ona ne sağlayacağız? Ben sana bunu zaten en başta köprü altında demedim mi? Double D'ye o yüzden birazcık mesafeli ol. Double D'ye şu an vereceğimiz ekstra infolar her yere gidebilir. Kime ne yaptığı belli değil. Leo'ya çalışıyor zaten. Leo'nun bizle olan muhabbetini kendin duydun. Bizim Leo'ya söylemediğimiz bir şeyi Double D söylerse Leo der ki bu çocuklar herhalde ölmeyi hak etti. Sonra silahı çıkarır. Ağzımın içine sokar. Tan da şeker tetiği. Zaten tan bana tutuk. Büyük tutuk. Ben bu arada bir şey diyeceğim. Ben hiçbir yere gitmiyorum ya. Yani. Şu taksinin içinde uyuyacağım. Sultan hoş geldin. Beni piliç bekliyor. Ben siki gideceğim. Üstüm sen takıl. Benim de siki sen. İşim olmaz. Bana gelen bir mesaja bak. Ne mesajı? Omero güven ve gözlerini aç. Asla unutma. En korkulan sırlar kendine sakladıklarındır. Bir özel numara mı? Yok. Kim açı? Kayıtlı değil. Yani kim olduğunu bilmiyorum öten kişinin. Ama tahminimce Angels of Death üyesi falan. Büyük şüphe. Büyük şüphe. Yani onlar da iyi olduğunu. Bak tribe girme. Ne oldu amına koyayım? Ben patlama sesi duydum da ondan bile hiç tribe girdim. Normal bir hayat süremeyecek miyiz biz onu? Özür de yekte amına koyayım. Özür de yekte amına koyayım. Ne yapıyor orospu? Bilmiyorum ki ne yapıyor. Hayat o ne güzel amına koyayım. Adamlar cenazeyi bir Twitter'da paylaşıyor amına koyayım. Fotoğrafını çekip kafayı yemişler amına. Yakında bizimle böyle bir fotoğrafımız çıkar. Merak etme. Bak dostum, şu ölme tabusunu çıkar artık. Ölmeyeceğiz. Ölürsek bir şeyi yanlış yapmışız demektir. Şu an bir şeyi yanlış yapmıyoruz. Yanlış yoldaydım ben. Sen de yanım... Bak, biz diliyle konuşmak zorundayım bu noktada. Çünkü şu an beraberiz, tamam mı? Angels of Death, adamlarla birlikte... Lost MC, The Families, Potential, Ballas, evet, SPD, Angels Şerif. Of Death, eğer ki... Lanet Lost'larla karşılaştığında Trash Talk'a başladığı zaman senin bu bilgilerin çıkarca sen ve ben yarar yedik. Dostum bir gün illa patlayacak. Bir gün illa bilgi sızacak. Tamam mı? O zaman yine birlikte kaçıracağız değil mi? O zaman birlikte hemen. Benim de ölümüm gelecek. O lanet adaya birlikte gideceğiz değil mi? Bizim o sürede... Hani ölmeyecek... Bak şöyle konumda olmamız burada yaşamaya kalksak, burada yaşamaya kalksak iki farklı şeye bulaştık. Kasabaya gidip saklanmaya çalışsak orada da iki kişi var. Ben nerede yaşayacağım? Ben mutlu ev mi tutayım amına koyayım? Hey be, sakin ol. Ben dağlarda mı yaşayayım amına koyayım? Ne korna çalıyorsun? Ben üstüm çocuğu şurada bir şey konuşuyorum. Sakin olurmuş. Sakin ol. Üstüm sakin ol. Bir şey diyeceğim. Şu karşıdaki adam mı? Dağın tepesinde. Dağın tepesi ne? Dağın tepesinde belki bir tane bina var. Orası ne? Bilmiyorum diyorsun. Gözlemevi falandır belki. Kilisede ne yapalım? Dağda mı yaşayalım? Hangi kilisede? Weymouth mu? Weymouth. Yani engelli turist şu an. Tamam gel. Ecur Bey'e mi gelecek? Dostum ben bulunmak istemiyorum emin olduğu ortamda şu an. Çünkü Amy Leo'ya çalışıyor. Bak yanlış bir şey çıkar. Neyse tamam. Tamam hadi sen deyim. Hadi. Her sikimi biliyor. Yok sen deyim. Sen deyim. Let's go. Hadi oradan. Sadece kendimi örtüye açacağım ve yanlış kişiye silah çektiğimi söyleyeceğim. Başka hiçbir şey söyleyeyim. Tabii. Amy'nin bu kadar gelmesi niye uzun sürdü? Bilmiyorum. Kıyafet değiştireceğim dedi. Galiba tırnaklarını falan yapıyor. Eminim. Yeni tanga alıyor galiba amına koyayım. Neydi? Eresene demem, eresene amına koyayım. Şu an paranoya yaklaşmanın en iyi dakikalarındayım.
Haberiniz. Arabaya biner giderim. İyi demeyin mi buradan şeyle Los Demsi'yle falan motorlarla birlikte Como yani geliyor beni. Yo yo, Angels of Death'e dersin. Eksik olur. Eksik olur, ağzımızı siksinler. Arkalarına tanı alsınlar. Leo da eşlik etsin. Geçme, geçme. Yani ben, sen beni bir şey yapsın. Çeveni bir eksin. Of. Çıldırsana diyor amına koyayım ya. Abi çıldır. Aptal olma, kendine gel. Hey. Gel üst. Gel. Bir bakıp çıkacağım. Öyle bir isim verse. Ben izlenme tek motordan biri indi, koşmaya başladı amına koyayım. Adam motorlu yolu kilitledi. Nereye bırakıyorum seni? Çeveni bir bekledim diye. Tabi her navigasyonu işaretler misin? Belki kimse yok. Ben de kiliseye birlikte gelirim seninle.